KRT TV ekranlarından, Kent ve Sanat programından herkese mutlu günler. Ben Anıl Kurtuldu. Bu hafta Kent ve Sanat'ın konuk sunuculuğunu ben üstleniyorum. Hemen size konuklarımı tanıtmak istiyorum. D22 Tiyatro'nun kurucuları sevgili Can Kulan, Emir Çubukçu ve Berkay Ateş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün bol bol tiyatro konuşacağız. Tiyatro festivallerinden konuşacağız. Sinemadan ve yazarlık serüveninden konuşacağız. Hemen şundan bahsetmek istiyorum. Konuya hızlıca bir giriş yapacağım. Biz sizi 2013 yılında D22 Tiyatro'yla tanıdık. Temelleri o zaman atıldı. Biraz D22 Tiyatro'nun temellerinin nasıl atıldığına ve bu üç arkadaşın, konservatuardan üç arkadaşın bir araya geldikten sonra nasıl tiyatroyu kurmaya karar verdiklerini sizden dinleyelim. Dinleyelim. Böyle oldu. Böyle oldu. Hep sustuk. Evet, hep sustuk. Yani şöyle, biz dediğin gibi yani beraberdik zaten konservatuvarda. O süreçte de birlikte bir takım projelerde, yani hem zaten okulun getirdiği şeylerde, hem de onun dışında okul içinde kendi ürettiğimiz, Berkay'ın yazdığı, bizim içinde olduğumuz projelerde beraberdik. Genel anlamda hem tiyatroya bakışımız anlamında, hem hayata bakış anlamında ortaklıklarımız olduğunu, bu işi nasıl yapmak istediğimizle ilgili ortak bir noktada olduğumuz kararını, böyle çok da bu kararı konuşmadan verdik aslında. Yani biz çıkalım, hadi oturalım, biz çıkalım bir tiyatro kuralım mı gibi değil. Organik gelişen bir süreçti bu. O dönemde aslında, yani bunu genelde hep atlıyoruz ama o dönemde böyle bir şey vardı. 2012-2013 yıllarında, 2010'larda alternatif mekanların ilk defa çok ciddi patlamaya başladığı zamanlarda herkes işte bildiğimiz ödenekli tiyatroların dışında tiyatro yapmaya, herkes kendi hikayelerini anlatmaya başlamıştı. Etkileniyorduk da bundan. Yani okuldayken hatırlıyorum, yani şurada da bir sahne açıldı, burada da bir sahne açıldı, işte şu insanlar da bir şey yapıyorlar gibi böyle bir yaygınlaşma süreci vardı sahnelerin. Sansürle beraber gelen, o dönemki sansürle beraber gelen. Biz de aslında o yayılımdan etkilendik ve biz de bunu yapabiliriz diye düşündük ve ilk bir mekanla beraber 2013'te mezun olduktan sonra başladık. Bu süreç ilham verdi yani diğer tiyatroların muhakkaktan sonra ilham verdiler. Peki bunu geliştirirken zorlama gibi bir şey yaşadınız mı? Tabii ki kolay olmuyor, bir tiyatro açıyorsunuz. Yani nasıl ilerleyeceği belli değil. İzleyici gelecek mi, gelmeyecek mi? Ki gelmiyordu. Evet. Peki şeyiniz oldu mu bununla ilgili? Yani bir karamsarlık gibi bir şeye kapıldınız mı? Oldu. O dönemde. Oldu. Karamsarlık olur. Yani mühim olan karamsarlıktan nasıl kurtulduğumuzdu aslında. Yanımızda olan insanlar çok oldu. Bize destek verenler oldu. Hani biz belki böyle 3 kişi kurduk diyoruz ama evet, yani işin en ağır tarafını üçümüz üstlendik ama hep arkamızda, yanımızda ve önümüzde bize destek verenler vardı. Aslında bir noktada önümüzdekiler bize destek verdi. Bizim takip ettiklerimiz bize destek verdi. Hadi çocuklar yaparsınız dendi. Ve bir noktada biz de konservatuvardan yeni mezun 3 tane genç olarak onların verdiği şevkle o kötümser anları geride bıraktık. Aslında öyle oldu yani. Böyle olmamalıydı. Yahu bir şey oldu yok. Güneş bugün de batıyor işte, bak ağlaya ağlaya batıyor. Da saat 8:30 oldu, hala ilerleyemedik be kardeşim. Bu ne menem bir akşam böyle, doğusi doğla. İçim dışım bir, dışım içim bir, yalan doğruyu kemirir söylemektir tek derdim. Oh, biraz evvel bir çatıdan aşağı doğru atlayan bir abi bize ışıklar saçarak kayboldu. Sallama hemen, geldin 2 dakika oldu zaten. Yok öyle bir şey yahu. Gözümle gördüm de geldim. Yalandan sıyrıldım da geldim. Hiçbir şey görmeden söylemedim. Dediklerim bir oldu. Böyle olmamalıydı. Evet. İlk olarak da Hamursuz Fırın, Galata'da bir yolculuğunuz oldu. Orayla başladı. Onun biraz hikayesinden bahsedebilir misiniz? Nasıl buldunuz o mekanı? Hamursuz Fırın'ı kiraya veriyordu vakıf. Biz de yani aslında bir mekan açma gibi pek bir düşüncemiz yoktu. Yani daha çok tiyatro kuralım, ilk oyunumuzu yapalım diyorduk. Belli başlı yerlerde, barlarda vesaire, barlar bir barın, Taksim'deki Beyoğlu'nda bir barın gündüz alanında çekiyorduk masaları, prova yapıyorduk vesaire. Sonra mekanı gördükten sonra da neden olmasın dedik. Ve gerçekten yani bizim için aslında
Birçok insan biz bu tiyatroyu kurmadan yani aslında yapmayın etmeyin de diyordu. Yani bir ekip yaparken bir ekip de aslında yapmayın etmeyin çok zor diyen de biri vardı. Bence burada aslında en önemli şey de bizim üçümüzün birbirine olan inancı ve aslında evet. tiyatroyu yapma isteğimizdeki yeni şeyleri bulmak arayışımız. Bununla ilgili mücadele etmek isteğimiz. O heves ve heyecan bizi aslında... Bu motivasyon bizim önümüzde çok güzel fırsatlar çıkarttı. Hem insan çıkarttı, hem mekan çıkarttı. Mekan çıkarttıktan sonra oradaki demirciyi çıkarttı, ışıkçı tanıdığımızı çıkarttı. Ondan sonra yönetmen çıkarttı ve seyirci yarattı. Aslında bütün bu motivasyon şimdi dönüp baktığım zaman bu 6 yıllık serüvende sizin bir şeyi ne kadar isteyip ne kadar bağlılıkla ve güvenle yapmanızla ilgili... Bir şekilde hep aramızda konuşuruz yani. Yine yolunu buldu, yine denk geldi. Çünkü galiba okulda da böyleydi. Yani okulda da biz bir beraber proje yapmak istediğimizde denk geliyordu. Halat almak istiyorduk okulda oyuna. Öyle oluyordu. Biri indirim yapıyordu, bir şey yapıyordu. Ve mekan 3 aylık bir süreyle ilk başta bize verdiler. Biz yine de o 3 ay için oraya masraf yaptık. Yatırım yaptık. Yeni mezun insanlar olarak sonra başka bir yıl ve devam ettik ve mekanla birlikte D22 ismi de tiyatro camiasına girmiş oldu. Aslında yani iyi enerji, yeni bir iyi enerjiyi getirdi ve yola böyle de devam Kesinlikle. Edildi. Peki şimdi yani konservatuarlardan mezun olan birçok oyuncu arkadaşlarımız oluyor. Size hiç soruyorlar mı yani biz de tiyatro açmak istiyoruz ya da hani kendimize ait bir tiyatromuz olsun istiyoruz. Bununla ilgili sizin tecrübelerinizden faydalanıp sizle iletişime geçenler oluyor mu? Tiyatro mesela mekan olmuyor. Mekan olmuyor. Mekan galiba artık başka bir sıkıntı. Yani. Anladılar abi. Bu süreçte yani bu tam dediğimiz 2010 işte mesela 2011 o galiba en çok... patladığı zaman 2009-2010-2011 evet. yıllarıydı. Evet. İşte biz de 2013'te, 2012'de mezun olduk. Hı-hı. Karar vermiştik. 2013'te mekanı açtık gibi oldu. Ama o süreçten bu zamana kadar da aslına baktığınız zaman işte bu 6 yılda da çok fazla mekan da kapandı. Yani bu açılan birçok tiyatro mekanı bizimki de dahil olmak üzere bir mekan olarak kapandı. Burada da şu görüldü ki aslında mekan şu dönemki şartlarda bir tiyatro mekanını sürdürülebilir kılmak çok kolay değil. Özellikle yeni başlayanlar için. Doğru. Ama o an, açılan da oldu. Açılan da oldu. Ama yani artık biraz daha yani tiyatro yapan insanlar ya da yeni mezunlar sanırım yani çok emin değilim ama sanırım şu düşüncedeler. Diyorlar ki biz çıkalım güzel bir hikayemizi önce anlatalım. Bir önce bir tanınalım, bir görülelim etrafta. Ondan sonra yavaş yavaş adımları atarız bir mekanımız belki olur gibi. Hmm. Yani bence bu yanlış da değil zaten. Evet yani bir de şeyle çok paralel Anıl yani. Ne buldun mu? Yok yani ekonomik olarak yani biz 2013'ün başında ışıkları alırken euro ile aldık. Tabii. Alamazdık. Seyirci boş verin konuşalım mı? Euro ile aldık. Şimdi ki aradaki farkı düşünebiliyor muyuz? Evet, yani tabii. Herkes tabii. kaç katı oldu? Ki o dönemde hani 3,5 gibi bir şeydir. Daha da, yani daha da az. Daha da az olabilir. Yani tiyatro bir noktada bir tiyatro mekanı kurmak platformundan sandalyesine, ışığından sesine, ses sistemine, kulisine güzel bir şey yapmak istiyorsanız evet. bir meseledir. Bugünün ekonomik koşullarıyla birlikte yeni mezun arkadaşların cesaret edememesini anladım. Edenlerin de elini yani aslında iki şey... keskin bir nokta belki de. Yani bir çok karamsarlık olabilir. Yani ne yapacağız? Yapacağız ama altından kalkabileceğiz diye. Bir de çok umutlu da olabilirsiniz. Yani biraz sanki böyle ortası olmayan bir şey gibi geliyor bana tiyatro ama sahibi olmak. Biraz ya bu galiba genel olabilir. Belki hani yani biraz da yani şans cesurlara geliyor gibi bir durum oluyor hayatta. Yani hani bir şeye cesaret ettikten sonra doğru. O bir şekilde doğru. şans seni buluyor. Bulmasa da sen cesaret etmeye ya da işte denemeye devam ettikçe de geliyor. Ama burada tekrar şu çok önemli. Yani biz muhtemelen hepimiz ayrı ayrı birer kişi olsaydık bunu yapamazdık. Tabii. Evet. Yani burada önemli bir durum var. Yani şu olmadı mı bütün bu süreçte yani? Onu hep söylememiz lazım. Yani aramızdan birinin çok sıkıldı ve hiçbir şeye karışmak istemediği çok dönem oldu.
Ama mesela bunu tek başınıza bir tiyatro yaparken, bir mekan açarken yapamazsınız. Hı-hı. Ya bunu yapan arkadaşlarımız var. Hı-hı. Ama az yani. Çok evet. Zor bir şey. O anlamda 3 kişi olmak, doğru ekibi, doğru yol arkadaşlığını bulmak da çok önemli. Hı-hı. Bir de kuralımız var mesela yani. Üçümüz evet diyoruz. Yani aramızdan biri hayır dediği zaman ikiye biri uygun. O çoklu yok. Herkesin yani içine sinmesi. Mesela evet. Aynen. O çoklu diye bir şey yapmış. Yani, aynen. Aynen. Yani tiyatro kuracağım ya da abi işte siz nasıl yaptığınızı soranlar aslında genelde bizim gönüllüler oluyordu. Aynen. Yani mekanın içinde bizim neler yaptığımızı, nelerle uğraştığımızı, üçümüzün birbiriyle bağını, işte mutluluklarımızı, kavgalarımızı, her şeyimizi görenler ya ben de bunun içinde olmak istiyorum i̇şte deyip eminim. Belki... Biraz önce dediği de cesaretin çıktığı nokta da belki evet, o oluyor. Yani size yol arkadaşlığı yapmaları. Evet, evet. Şu çok hoşuma gitti benim. D22'nin sitesinde de gördüm. Sokaktaki insandan yola çıkarak ses çıkaran bir tiyatroyuz diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bunu açar mısınız? Bu çok çünkü güzel bir söz. Yani bu başlığın altına 3 oyuncu olarak neler koymak istersiniz? Sokakla bağ olan bir tiyatroyuz dedik. Mesela en başta düşünürken de. Benim de aklım hep bizim tiyatroyu kurarken düşündüklerimiz arasından bu cümle geliyor. Yani sokakla bağ olan ne demek? Yani aslında ülkenin, dünyanın, insanın, doğanın evrimine, dönüşümüne sadece dışarıdan tanıklık ederek değil de biraz da yani o suyun içinde biz de debelenerek o hikayeleri o gözle bakıp anlatmak. Bu yüzden de sokaktan bağını koparmadan bir hikaye seçimi, hikayenin anlatış biçimindeki tarzı, tavrı, tiyatronun duruşu, söylemi herhalde bundan yani bizim için önemli olan şey yıllar sonra D22 diye bir tiyatro bu dönemde 2013'te kuruldu. Ne zaman kadar devam ediyorsa bir olgunlukla cesurca yaratıcı biçimde evrensel sözler söylemiştir, paylaşmıştır, sorular sormuştur kendisine ve topluma. Bir de orada ses çıkarmak da önemli. Yani biz böyle üstten bir şekilde insanlara kendi düşüncemizi diretmemeye aslında gayret ediyoruz. Berkay'ın demin dediği gibi yani soru sordurmak yani acaba dedirtmek bizim için yeterli. Ve sokakla bağ olması sebebiyle sokak her zaman gerçektir. Yani gerçekte bir bağ, o toplumda bir bağ. Yani biz mesela oyun seçerken galiba tek dikkat ettiğimiz şey neredeyse yani edebiyatı dışında konusu itibariyle dikkat ettiğimiz şey toplumla ilgili bir şeyi anlatması. Sokağa ne kadar, sokağa ne kadar yakın, ne kadar gerçek hikayeyi anlatıyor. Bununla ilgileniyoruz. Şunu söylemek istiyorum bir de. Şimdi ben oyunlarınızın da birçoğunu takip eden bir tiyatro izleyicisi olarak oyunlarda şunu da görüyorum. Hem sokağı ilgilendiriyor, sokağı ilgilendirmesinin dışında da aslında gördüğümüz karakterler çok sivri karakterler. Yani her biri bir insanda iz bırakıyor, izlediğim bütün karakterler. Hikayeye kadar o karakterlerin vuruculuğuna da sanırım dikkat ediyorsunuz. Ya da ben oyunları izlerken onları hissediyorum. Galiba oyunun doğasından kaynaklı bir şey. Yani gerçek hislerle iyi bir estetikte bir şey yapılınca insanın ruhuna hitap ediyor. Ve herkes mesela sen öyle görmüşsün, başkası başka türlü görüyor. Herkes kendine alacağını almış oluyor oyundan. Evet. Şimdi oyunlara biraz geçelim istiyorum. İlk Bent ile başlanıldı. 25 Karabatak, Kuş Öpücüğü, Dünyaya Gözlerimden Bak, Hakikat Elbet Bir Gün ve Hayvan Çiftliği. Yani değil, bilmiyorum. Bir de Bir Avuç Kül var. Yani bu D22 bünyesindeki bir tanesi sanırım 6'dan sonra tiyatroyla ve senin oyunla ilgili de bir şey var değil mi? Yok. Sadece D22 bünyesinde. Sadece D22 bünyesinde. Bir Avuç Gül bünyesinde oldu. O da aynı şekilde. Hayvan Çiftliği. Altıdan sonra tiyatro. Bir de Dünya Gözlerimden Bak, Fringe Ensemble'da ortak. Almanya. Bu oyunların hepsi birbirinden iyi ama son olarak Hakikat Elbet Bir Gün, Hayvan Çiftliği ve Bir Avuç Kül. Yani son dönemdeki şeyler. İsterseniz bu oyunların bir fragmanlarını bir görelim. Ondan sonra bu oyunlar üzerine konuşalım, olur mu? Oyunların fragmanlarını önce bir görelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz.
kapalı. Dişler gizli. Herkes aynı dudak. Bana karşı çıkmak ölüm. Bana karşı çıkmak ölüm. Ay yağmurları durdurdum. Tamam tamam tamam. Tamam. Ben yok diyorsan yok. Bitti. Sen yok. Bakma. Sen yok. Sen yok. Ben varım. Ben varım. Türkçemiz büyük bir düşün etkisi altındadır. Yoldaşlar, biz en doğru kararı verdik. Napolyon her zaman haklıdır. İsyanın ne zaman başlayacağını bilemiyorum. Ama er ya da geç hakkın yerini bulacağından emin. Tabii ki sorumlu. Ama bir dahakine kendini feda eden sen olacaksın. Yine başlama. Kısacığım çekti. Benim bir suçum yok. Suçlusun demedim ki zaten. Sadece bir dahakine seni sıram dedim. Nasıl geçti peki? Kendilerinin meşgul insan olduklarını, benimse bir hiç olduğumu iyice anlamam için beni saatlerce beklettiler. İyi yani ne söylediler sana? Aptal olduğumuzu, aptal hayvanlar. Ve bizi tam da bu yüzden seçtiklerini. Peki benim fikrimden bahsettin değil mi? Evet bahsettim. Sonra gözlerini havaya dikip iç çektiler. Çünkü sen kötü anlattın. Nasıl kötü anlattın? Sabote ettin. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Karşısın. Başından beri karşısın. Dolayısıyla tabii. Hiç de bilen. Karşı değil misin? Öyleyim ama hiçbir şeyi sabote etmedim. D22 tiyatro ekibiyle tekrar birlikteyiz. Bir avuç gül, hakikat elbet bir gün ve hayvan çiftliğinden biraz bahsedelim istiyorum. Önce bir avuç gül. Bununla ilgili neler söyleyeceksin Can? Bir avuç gül benim 2008 yılından beri çevirdiğim, daha doğrusu o zaman çevirmeye başladığım ve daha sonra bıraktığım. Ve son dönemde de Emil Leberkay'ın da teşvik etmesiyle aslında çevirisini bitirdiğim bir oyun. Laurent Godin'in, bir Fransız yazarın oyunu. İki tane mezarcının hikayesi aslında. Nerede geçtiği, nerede olduğu belli olmayan bir savaş var ve savaşta cesetler var tabii ki. Onları gömen iki tane mezarcının hikayesi ve bu işi hiç düşünmeden yapan, yaptığı işi bilmeden yapan, o varoluşta olmayan iki tane mezarcı ve bir anda o cesetlerin içinden canlı bir kadın çıkıyor. Aslında bütün hikayede o fark etmedikleri ve onlar için çok enteresan olan canlı kadın, cesetlerin içinden canlı kadınla ikisinin hikayesi. Mezarcıların hikayesi. Evet. Peki hayvan çiftliğinden bahsedecek olursak onun da hikayesini hayvan, senden dinleyelim. Hayvan çiftliği 6'dan sonra tiyatroyla ortak bir projeydi. Yiğit Sertdemir'in yönettiği bir oyun oldu. Hem alttan sonra tiyatro bünyesindeki oyuncularla hem D22 hem bizim arkadaşlarımızla Berkay ve Can vardı. Ben oynamıyordum oyunda. Yapılan ortak bir projeydi ve o da tabii zaten George Orwell'ın çok bildiğimiz metni. Sanırım da hani birçok izleyici de hakimdir. Şu sıralarda da çok okunuyor bildiğim kadarıyla kitabın kendisi de. Yani hayvan çiftliği aslında nasıl anlatabiliriz? Yani hayvan çiftliği hayvan çiftliğiydi ve her zaman da bizim muhtemelen yapmış olmaktan gurur duyacağımız bir hikayedir. Yiğit Sertdemir'i tabii ki her zaman olduğu gibi son derece güzel bir şekilde sahneye koydu bence. İki sene boyunca her yerde, her oynadığında kapalı kişi oynadı. Son derece yüksek bir seyirci oranına oynadı. O anlamda da bizim için tabii ki bir prestij projelerinden bir tanesidir. Çok kıymetliydi bizim için. Bitti artık yani bu sezon sonunda tamamlandı oyun ama her zaman da keyifli hatırlayacağız.
Harika. Peki hakikat elbet bir gün, onda senin imzan var. O da D22 bünyesinde oldu Berkay. Evet. Onunla ilgili neler söylersin? Hakikat elbet bir gün benim son noktasını 2017'de koyduğum, yazdığım son oyun. Şöyle tanımlayabilirim oyunun hikayesini. Oyun aslında bir distopik bir evrende geçiyor. Yani gençliği elinden alınmış bir insanın bir sokaktan geçerken yaşadığı bütün olayları bir distopya halinde anlattı. Bunu bir mektubun çerçevesinde, uzun bir mektubun çerçevesinde anlattı. Ve oyuncular tarafından da bu mektubun aslında gerçekleştirildiği, oynandığı bir hikaye. Oyundaki bütün bu hikaye, gencin elinden alınan bu gençliğini sorgulandığı, ülkeye, evrene, doğaya, topluma ve dünyaya yayılan bu hikayeyi kargaların gözünden, kitabını bitirmek isteyen bir şairden, yağmur damlalarından, balıkçıdan, spikerden, bir anneden, aslında evrenin bütün bileşenlerinden dinliyoruz. Bizim için çok keyifli bir süreç oldu. Çalışmaktan çok mutluluk duyduğumuz yönetmenimiz Serkan Salihoğlu oyunu sahneye koydu. Seda Türkmen ve Gizem Erdem de bize, biz de onlara eşlik ederek beşimiz geçen yıl oyunu oynadık. Başladık, Ekim'de devam ettik. Oyun çok güzel tepkiler aldı. Önümüzdeki sezonda mutlulukla oynamaya devam edeceğiz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi üçünüzün de aynı tiyatronun bir parçasısınız. Peki oyuncu olarak aynı tiyatronun parçasısınız. Bir oyun yazma gibi bir niyetiniz var mı üçünüzün? Yani yazalım, üçümüz yazalım ve sahneleyelim gibi. Ya da böyle bir adım atma. Yazan var. Yazan var. yani hep zaten her projeyi beraber yapıyoruz. Yani yani düşününce hani Berkay, mesela Kuş Öpücüğü'nü Berkay yazdı. Biz ikimiz yönettik. İşte yani hani ben yazarken de Emir ve Can'a tabii ki danışıyorum. Daha proje aşamasında da fikir paylaşımı yapıyoruz. Yani hiçbir zaman hiçbir oyunun son hali, son draftı önlerine gelmiyor. Ama oturup da beraber bir oyun yazalım demedik. Ama belki önümüzdeki süreçte yapacağımız bir oyunun uyarlamasını uyarlamasını belki üçümüz kafa patlatıp yapabiliriz. Ben öyle bir hissiyat alıyorum arkadaşlarımdan. Hadi bakalım. Hakikat elbet bir günde birçok ödülün de sahibi oldunuz. Hem oyun olarak hem yazar olarak. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki yapılan bir metnin, bir oyunun takdir görmesi bizi mutlu ediyor. Çok değerli seçici kurullar tarafından da ödüllendirildik. İlki Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ydü. Bu benim adıma da, yani bir yazarlık serüveni anlamımda da beni çok mutlu eden bir ödüldü. Mutluyuz. Sonrasında da başka hem yazarlık anlamında hem başka oyunculuk adaylıklarımız oldu. Yani ödül dünyası içerisinde hakikat hatırı sayılır bir takdir gördü. En sonunda İsmet Güntay ödüllerinde en iyi yapım ödülü ne takdir gördüler. Bu anlamda bütün seçici kurula teşekkür ederiz, seyircimize. Güzel bir şey. Rahmetli Tombi Sincer'in lafıdır yani, ödüle inanma, ödülsüz de kalma. Harika bir lafmış gerçekten. Peki Yazarlar Ormanı var bir de. D22'nin bünyesinde Yazarlar Ormanı diye bir proje var. Ben yazarlara saygı niteliğinde bir şey olarak görüyorum. Çok önemli bir proje olarak görüyorum onu, ama bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Sen söyle. Yani Yazarlar Ormanı bizim 2015 yılında başladığımız bir proje. Her ay bir yazarımızı anarak, önce şairlerle başladık, bir yazarımızı anarak ve bu etkinliğin bir bilet fiyatını bir o dönemin bir fidan fiyatı olarak belirleyerek her seyircimizi bir fidan olmaya çağırdık ve o yazarların adıyla bir ve o gelirle bir orman kurmak amacıyla yola çıktık. Bunun amacı, biliyorsunuz bizde ağaçlar biraz kesiliyor, yeşiller yok oluyor,
diye sen düşünüyorum. Sen ne yaşıyorsun ya? Öyle dediler bana. Bize öyle dediler. Ya bizim neredesin? Haberimiz yoktu, öyle dediler. Biz de madem öyleymiş dedik, o zaman biz ağaç dikelim. Yani madem siz ağaçları yıkıyorsunuz, kesiyorsunuz, biz de dikelim gibi bir şiarla yola çıktık ve şu ana kadar bir ormanımız oldu. Ve olmaya da devam ediyor. Gittikçe büyümeye devam ediyor. Her ay yapmaya devam ediyoruz bunu. Önümüzdeki senede her ay bir yazarımızı anarak, ondan şiirler okuyarak, ondan pasajlar seslendirerek yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki Tekirdağ'daydı. Şimdiki Sivas. Sivas bölgesi. Çekül Vakfı'yla çalışıyoruz. Çekül Vakfı'yla çalışıyoruz. Başından beri onlarla çok güzel bir iletişim içindeyiz. Büyüyor orman. Harika, süper. Şimdi çok kısa bir aramız var. Tekrar devam edeceğiz programımıza. Kısa aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Kent ve Sanat'a D22'nin oyuncularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz yine tiyatro olacak. Birazdan geçeceğiz. Birazdan geçeceğiz sinemaya ama şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki tiyatro festivallerini nasıl buluyorsunuz? Yani sizce tiyatro festivalleri yeterli mi, yoksa daha fazla artması mı gerekiyor? Festivaller insanları birleştirir. Yani festivaller o konuda insanları bilinçlendirir, yüreklendirir, farklı şeyler görme, tanıştırır. Ne kadar fazla olursa tabii ki o kadar iyi. Yani İKSV olsun, diğer festivaller olsun, çok değerli şeyler. Hatta en son Datça Tiyatro Festivali de... Evet, o da son dönemde. Son dönemde iyi gitti. Birçok insanı birleştirdi. Hem alternatif taraftan hem ana akımdan. Dolayısıyla festivaller güzeldir. Ya Kadıköy, özür dilerim. Lütfen. Kadıköy Festivali'nde en son oynadık. Hı hı. 9 Temmuz'da. Çok önemli. Yani bir belediyecilik politikası olarak, bir yerel yönetim politikası olarak Kadıköy Belediyesi bunu gayet güzel yapıyor Göztepe Parkı'nda. Umuyoruz ki bu festivaller daha fazla yere yayılır. Yani salonların açılması, özellikle belediyelerin bu konuda tiyatroları teşvik etmesi, hem insanlar ücretsiz bir şekilde davetiyelerle geliyor, 1500 kişi bir akşamda oyun izliyor açık havada. Yani çok isterim İstanbul'da yazın açık havada daha fazla oyun oynayalım festivalde. Şey, tiyatro da değil. Yani tabii ki. Mesela evet, şu anda Kadıköy Belediyesi yine Kalamış Parkı'nda bir açık hava sinema festivali yapıyor. Her akşam açık hava da gidiyorsunuz ve film izliyorsunuz. Şimdi bu muhteşem bir şey çünkü harika bir ortam oluyor. Yani ben dün akşam oradaydım. Şu anlamda da önemli. Şimdi bir de bu tip şeyler, festivaller, sinema, tiyatro, müzik gibi şeyler aslında birbirini ateşleyen, birbirini yani seyirci içinde birbirini tetikleyen şeyler. Yani bugün, dün ben orada Başar Savuncu'nun Zengin Mutfağı filmini izledim. Yarın oraya gelen ve Vasıf Öngörü'nün metninden haberi olmayan biri gelir o filmi izler, dün orada izlemiştir. Bugün bakar tiyatroda bu oyun oynanmaya bu sene devam ediyor.
Vasıf Öngör'ün Zengin Mutfağı oynanmaya devam ediyor. Bu sefer oradan aldığı ilhamla gider onu tiyatroda önümüzdeki sezon izler. Doğru. Orada başka bir afiş görür, bir müzik konserine gider gibi böyle hani şehrin içinde bu bir şehircilik politikası olarak çok önemli bunun yapılması. Özellikle yaz aylarında. Başka bir disiplin, başka bir disiplini evet, aslında evet, beslemiş tabii, oluyor tabii, yani. Vizyon politika yani buradaki sanatı, kültürü, sanatçıyı seyircisiyle birlikte buluşturmak yani. Çünkü tiyatronun yapılabilitesindeki bütün zorluklar artık bütün tiyatro bu programını izleyen insanların herhalde 19'u bence farkındadır. Yani o yüzden de biz hani bu an, şu an bu imkanı bunu söyleyebiliriz. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin, özel kuruluşların çok daha fazla yayılmacı bir şekilde kenti sanatsal perspektifi hazırlayacak politikalar geliştirerek de sadece sanatı kente ulaştırmak değil, kentin sanatsal perspektifini geliştirecek atölyelerle, buluşturmalarla, söyleşilerle, workshoplarla oranın başka bir hale gelmesini, oranı yaşayan, sanatla da yaşayan bir belediyeler ve kent haline gelmesi hepimizi dünya standartlarında başka bir yere taşıyacak. Taşır evet ve çok da geliştirir yani. Çok da geliştirir birçok insanı. Şundan bahsetmek istiyorum. Tiyatro seyircisi bazı tiyatrolar için genel itibariyle de bilet fiyatlarını pahalı buluyor. Yani bunun tabii ki haklılık payının ne kadar olduğunu ben bilmiyorum ama ortak bir noktanın bulunabilmesi için nasıl bir önlem alınması ya da ne yapılması gerekiyor sizce? Şimdi bilet fiyatları pahalı. Bilet fiyatları pahalı. Bizde de öyle yani. Bence diyecektim ben tanesini. Ama şu şimdi pahalılık tabii ekonomik neye göre pahalı meselesi tabii çok önemli. Bilet fiyatları bence de pahalı. Ama bilet fiyatları ben şunu çok iyi biliyorum ki aslında bütün tiyatrolar yapabildikleri en taban bilet fiyatını belirliyorlar. Bu taban bana sorarsanız ve biz hepimiz öyle düşünüyoruz. Bu taban yüksek bir taban fiyat. Ama bunun altındaki bir bilet fiyatı ortalamasında tiyatroların oyun üretebilme, yaşayabilme şansı yok. Mekanınız olsa zaten mekanınızda zaten yok. Dolaşıyorsanız şu anda bizim yaptığımız gibi daha mobil bir halde başka sahnelerde oynuyorsanız onda da yaşama şansınız, yeni bir oyun yapma şansınız yok. Burada önemli olan tiyatroların üstüne binen bir takım yükleri işte vergi yükleri olsun, işte bir takım başka yükler olsun, bir takım lojistik yüklerin bir şekilde bir kültür politikası vasıtasıyla birazcık daha eritilmesi, birazcık daha hafifletilmesi. Bu ancak seyirciye bu şekilde yansıyabilir. Bu şekilde daha büyük bir ucuzluk bilet fiyatlarında sağlanabilir. Yani bir de şöyle de bir durum var. Biz mesela evet pahalı diye konuşuluyor. İnsanlar yakınabiliyor. Gerçekten tiyatronun içerisinde o hayatı döndürmek, tiyatrocuların açısından o hayatı döndürmek bu fiyatlı, bu bilet fiyatlarıyla mümkün değilken aslında normal sosyal hayatımızda baktığınız zaman siz örnek veriyorum yani siz bir tiyatro izlemeye gittiğiniz zaman sadece oradaki o ana özgü bir bilet fiyatı değil. O yani yılların birikimidir, o sanatın oluşmasıdır, o tiyatronun devamıdır, o tiyatronun gelecek yıllara devamına da aslında bir noktada o bileti alarak katkı sağlıyorsunuz. Yani tiyatro sanatını ya da sanatı alım gücü yani aldım bitirdim ve tükettim değil. Aslında bu bir ihtiyacın maalesef ki bizim ülkemizde karşılık bulduğu yer burada. Biz çok isteriz yani eşit adil bir şekilde Kültür Bakanlığı'nın tiyatrolara ödenek vermesini. O zaman da isteriz ki bu bilet fiyatları kim der ki tiyatroyu seyirciye yapıyorsunuz, seyirciden böyle bir eleştiri alın. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Benim de izlenimime göre bu tabii ki. Şimdi 4 kişilik bir aileyi düşündüğümüz zaman ve bir hafta sonu o etkinliğe gitmeyi düşündüğünde hani bir ya da iki kişi için değil ama anne baba ve çocukları düşündüğümüzde işte o tiyatroya gelmeden önce bir yerde oturmaları, bir şey yemeleri vesaire gibi. Bunlardan biraz ailelerin muzdarip olduğunu düşünüyorum ama burada da dediğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na önemli işler düşünüyor. Yani önemli işler düşüyor. Destekçilere öbür türlü
Bu tiyatrolar gerçekten kendi imkanlarıyla varlıklarını ne kadar sürdürebilirler? Yani biz adil bir bölüşümde ayda bir kere gerçekten halk gösterimi yaparız yani. Tabii ki. Harika. Hiç, kim, yani hiç bunu, sırf biz değil. Sırf biz değil, herkes yapar. Yani. Birden de fazla. Evet, yani bunu, hiç biz zaten, ben çok isterim 10 liraya oyun oynamak. Ben bütün oyunlarımı öyle oynamak isterim. Yani bunu çok samimice söylüyorum. Ki aslında o zaman sokakla bağ olan diye kurduğumuz tiyatronun tam da karşılığını bulmuş olur seyirciye ulaşmasında. Ama şu şartlarda mümkün değil. Yani bir tek belki de söyleyebileceğimiz, seyirciye söyleyebileceğimiz bir şey. Çok hak veriyorum Berkay'a. Yani tiyatroya vereceği parayı düşünen bir insana ya da bir aileye şunu söyleyebiliriz. Bu bir gerçekten aslında medeni ülkelerde bu bir lüks değil. Yani şu anlamda lüks değil. Sanat bir ihtiyaç halinde. Bizim ülkemizde böyle değil tabii. Böyle olmamasını gerektiren birçok şart da var. Hak da veriyoruz. Ama gerçekten bir tiyatroya giderek bir çocuğun hayatı değişebilir. Kesinlikle. Çok doğru. Olduğundan fazla bir anlam da vermek istemiyorum yaptığımız işe. Onu kutsallaştırmak anlamında söylemiyorum. Ama gerçekten bir tiyatro oyunuyla bir çocuğun hayatı değişebilir. Ben bir tiyatro oyununa gittim ve ondan sonra tiyatrocu olmaya karar verdim. Ve hayatım değişti 10 yaşındayken. O yüzden ne kadar herkesin de değişebilir. Bu anlamda da aileler bunu düşünebilirler diye düşünüyorum. Biraz önce söylediğin noktaya da katılıyorum. Maalesef bizim ülkemizde yani lüks olarak görülmesi sadece tiyatronun değil, başka sanat disiplinlerinde lüks olarak görülmesi gerçekten kötü oluyor. Çünkü sanatla birlikte toplumlar gelişiyor, aydınlanıyor. Gerçek çok önemli bir yol gösterici. Yani bu söyleniyordu, bizim ustalarımız da söylüyordu. Evet. Biz acaba bunu söyleyen kaçıncı kuşağız? Yani bu umarım bizden sonraki arkadaşlarımız başka bir şey konuşurlar bu mecralarda. Ya sosyal devlet sanata, sanatçıya destek verecek. Bu vergiler böyle olmayacak. Ödeneklerini verecek. İnsanlarla bunu buluşturacak. Dünyanın bütün medeni ülkelerinde. Umarım bizim ülkemizde de bir gün böyle bir dönemi yaşarız. En yaşarız. Yakın zamanda. Umarız. Bir de şöyle bir şey var. Tiyatro sezonu diye bir cümle, bir durum var. Tiyatronun sezonu diye bir şey olur mu? Yani ben bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bence olmamalı. Sen bir seyirci olmamalı. Yani olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani seyirci mi istiyor ara vermek? Yoksa tiyatrocu mu istiyor acaba? Değil mi? Değil mi? Yani onu bir şey yapmak yani lazım. Yani mesela ben şimdi bugün eğer kendi... Çok yoruluyor seyirci belki tiyatro izlemek. Bugün kendi mekanımız olsaydı kesin hakikat elbet bir günü mesela oynardık. Biz İstanbul'dayız. Biz İstanbul'dayız. Oynardık, bundan da keyif alırdık. Tabii yani şimdi biz artık dolaşan bir tiyatroyuz. Bu anlamda da sahnelerin kendi politikaları var. Sezonu açtıkları tarihler var. Mesela biz de ona uyuyoruz. Ancak mesela bazı tiyatrolar Ekim'de açarken biz 15-22 Eylül'de Zorlu PSM'de tekrar hakikati oynayacağız. Ama şu an için Eylül'de başka sezonu açan bizim oynadığımız yok. Ya bazı tiyatrolar yani birçok tiyatro aslında prova yapıyor. Yani o 3 ayın belki şeyi o prova. Ya biz öyle yapıyorduk. Ama o provayı da ne zaman yapıyorduk? İşte Ağustos-Eylül aylarında yapıyorduk. Konservatuara hazırlanıyor tabii ki birçok oyuncu adayları. Bununla ilgili de bir eğitim durumu var değil mi? D22 bünyesinde. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şöyle, aslında benim eşimle beraber açtığım Antesanat diye bir yer var. Tabii ki D22 ile organik bir bağ var. Ve bu yerde konservatuara hazırlık eğitimleri veriliyor. Mekan işte, nerede peki? Mekan Kadıköy'de, Kızıltoprak'ta. Burada işte çocuklar için de drama, işte oyuncu koçluğu, kamera önü oyunculuk, konservatuara hazırlık, yetişkinler için birçok eğitim, bunlar veriliyor. Konservatuara hazırlıkla ben ilgileniyorum. Çünkü çok önemsiyorum açıkçası bu işi ve çok severek yapıyorum bu işi. Yani insanları o şekilde görmek, onların hayallerine ortak olabilmek, çocukların hayallerine, 17-18 yaşında çocukların hayallerine ortak olabilmek, onları bir yerden bir yere taşımak kimisini korkutur. Beni aslında umutlandırıyor, şevklendiriyor, onlara yardım etmek istiyorum.
Bir yerlere gelmeleri de daha sonra şimdi işte hep beraber bakıp da mezun ettiğimiz işte öğrencilerimiz var. Mezun oldular, mezuniyet oyunları oldu. Şimdi başka tiyatrolarda oynuyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Hepimizin çok hoşuna gidiyor. Kurulduğumuz ilk yıldan beri öğrenci hazırladık konservatuarları. Evet. Onlarca öğrenci DM2'den hazırlanıp tiyatrocu, sanatçı oldular yani. Çok güzel bir şey. Harika. Şimdi yine bu sene hep beraber konservatuara hazırlığı yapıyoruz. Antep bünyesinde yapıyoruz. Yani D22 Antep Sanat ortaklığı oldu. Kadıköy Kızıltoprak'ta. Evet. Buradan da konservatuara hazırlanan arkadaşlarımıza, oyuncu adaylarına duyurulur arkadaşlar diyorum. Şundan bahsedeceğim bir de. Şimdi tiyatrodan bahsettik. Sinemayla ilgili olarak da biraz konuşmak istiyorum aslında. Berkay, şu iki tane filmin vardı. Biri Abluka ve biri de Görülmüştür. Birçok festivalde yarıştı. Şu bu filmlerle ilgili kısaca düşüncelerini alabilir miyim? Yani bu filmlerin sana kattıklarından, bu filmle ilgili neler yaşadığından, yönetmeninden bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki seve seve. Abluka 2015 Emin Alper'in ikinci uzun metraj filmi. Benim de ilk ciddi sinema deneyimim diyebiliriz. Benim için çok önemli bir deneyimdi. Emin Alper gibi hem Türkiye'de hem de dünyada kabul görmüş çok önemli bir hem senaristin hem yönetmenin oyuncusu olmak, beraber çalışmak. Bu anlamda Abluka hayatımdaki önemli mihenk taşlarından biridir. Özellikle bağımsız sinema kariyerimde. Bu anlamda benim için çok güzeldi tabii ki. Festivallere gidildi, ödüller alındı, birçok insana ulaştı. Bu anlamda o dönemde, 2015 döneminde böyle bir filmin yapılıyor olması, 2015'teki gerçekliği dolaylı bir anlatımla sinemada, perdede buluşturmak çok önemli bir öngörüydü. Parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Yıllar içerisinde çok daha önemli bir film halinde de bence gelecek Abluka. Görülmüştür de yeni bu yıl 2019'da Nisan'da İstanbul Film Festivali'nde premierini gerçekleştirdik. Ve geçen ay Karlovari Film Festivali'nde yarıştık 54.sü. Serhat Karaarslan'ın ilk uzun metraj filmi. Hapishanede mektup sansürleyen bir gencin, aynı zamanda yazarlık kursuna giden bir gencin mektup sansürlerken o da bir hakikati arama serüveni. Çok enteresan da bir hikaye. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Serhat da bence önemli bir yönetmen. Eylül ayında da vizyonda olacak. Harika. Geçen yıl D22'nin tiyatro yoğunluğunun dışında bir de Berkay'ın Çukur, senin de Gülperi dizin vardı. Nasıl geçti o süreç? Bir yandan tiyatro, bir yandan dizi. Şimdi benim için Gülperi'deki hikayem aslında biraz erken bitti. O yüzden aslında bütün sezona yayılmadı. Aralık gibi ben diziden ayrıldım yani. Oradaki hikaye, karakterin hikayesi bitti. Ama uzun dönemde ben Karadayı'da oynadığım dönemde de tiyatro yapıyordum. 3 sezon, 4 sezon. Hem dizi hem tiyatro. Tabii biraz yorucu oluyor muhakkak. Ama artık hem sağ olsun dizilerde reji ekibinde olan arkadaşlarımız oyuncuların tiyatrosu olmasına çok alışkın. Biraz zorlanıyorlar ama kendilerini ayarlıyorlar. Çok zorlanarak. Biz de aslında o iki tempoyu beraber yürütmeye, işte prova dönemlerini ona göre ayarlamaya, işte diziler anlaşmalarımızı yaparken ona göre konuşmaya, önceden söylemeye, böyle karşılıklı bir anlayışla devam ediyoruz. Eskiden daha çok oyun yapabiliyorduk, bunu söyleyeyim. Hani dizi çekerken şimdi o kadar fazla oyun yapamıyoruz. Ben 12 oyun oynadığım zamanları biliyorum ayda dizi çekerken. Artık pek mümkün değil. Ama bir şekilde işimiz bu yani. Onu da yapmak mecburiyetindeyiz. İkisini bir arada yürütmek mecburiyetindeyiz. Berkay, sen neler söylersin? Çukur'la birlikte bir tempo içine girdin sen de. Yani bu gerçekliğe alıştık. Yani setten çıkalım, oyuna gidelim. Gerekirse oyundan çıkalım, sete gidelim. Emir'in dediği gibi yani Çukur'da mesela yani artık setler biraz daha tabii ki alıştı. Ama yani Çukur'da gerçekten çok iyi bir performans sergiledi yapım ve koordinasyon. Çünkü herkesin
Oyunu var, söyleşisi var. Birçok oyuncunun tiyatro oyunu vardı. Ona rağmen aksamadan bir sezonu herkes tamamladı yani. Herkes oyununu oynadı. Sahnesini çekti. Bu anlamda tabii ki yorucu. Ama yaptığınız işin mutluluğuyla da ilgili yani. Dizide de çok mutluydum, tiyatroda da çok mutluydum. Hı-hı. Çok şanslı bir zaman geçirdim. Şimdi dönüp baktığım zaman geçtiğim sezona iyi ki ikisini de yaptık. Kazasız bir şekilde atlattık. Hasta olduk. Yine çıktık, ayakta kaldık ve devam ettik yani. Aynen. Şimdi artık yeni sezon tiyatroda başlayacak. Yani az kaldı. Hı-hı. Yeni sezonla ilgili D22'nin planları nedir? Biraz önce Berkay'ın dediği beraber bir şey yazabiliriz. Beraber bir şey uyarlayabiliriz dediği şey var, evet. Biz ilk defa bu sene... Gizlik alacak galiba. Çok gizli değil. İlk defa bir klasik metni, çok iyi bilinen bir klasik metni. Şu anda adını vermeyelim. Uyarlamayı düşünüyoruz. Bir uyarlama, yeniden sahneye koyma gibi bir planımız var. Umarız gerçekleşecek. Evet. Heyecanlıyız, bayağı heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Evet. Okuyup... Heyecanlanmaya devam ediyorsunuz. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Size teşekkür ederiz aslında. Evet. Bütün ekibe çok teşekkür ederiz. İyi ki geldik. Ve iyi ki sen de bizi ta 2013'ten beri takip ediyorsun. Her şeyimizi biliyorsun. Oyunlarımıza geliyorsun. Çok da güzel bir program oldu. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Mahcup ettiniz beni şu anda. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp geldiğiniz için beni. Dolu dolu bir program olduğunu düşünüyorum ben de. Yolunuz açık olsun. D22 Tiyatro'ya yeni sezonda ve diğer sezonlarda başarılar diliyorum. Hep bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, Kent ve Sanat'ın bu haftalık sonuna geldik. Tekrar yeni bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.